ustur bu Müslümanlar tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Peki ya Kur'an'da evren hakkında geçtiğini biliyor muydunuz? Bu videoda da anlaşılıyor ki sizlere o astronomi hakkında 75 şarkıcı gerçekten ilk 15 tanesini anlatacağım. İslam uygarlığında astronomi çalışmaları pek çok ülke ve şehirden gelen akademisyenlerce yürütülürdü. Gökyüzünü gözlemlemek Müslümanların Mekke yönünü bulmalarını yardımcı olmuştur. Kur'an evrenin keşfini, keşfini teşvik etmektedir. Gökyüzünü incelemek için gözlem evleriyle büyük araçlar kullanan ilk İslam uygarlıklarıydı. Ekip halinde çalışarak gezegenleri ve yıldızları hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde keşfeden gökbilimcilerdi. Toledo tabloları ayın, güneşin ve gezegenlerin hareketlerini takip etmekte kullanılan astronomik bir çizelgedir ve adını Müslüman İspanya'sındaki Toledo şehrinden almıştır. Çizelgeler Avrupa'da Arsçel olarak bilinen Azerkali tarafından 9. yüzyılda çizilmiştir. Müslümanlar tarafından 300 yıl boyunca e, tar tarafına 300 yıl boyunca yönetilen İspanya'nın Toledo şehri Dünya Astronomi ve Bilim Merkezi'ydi. Halife Memun, gökbilimcilerin birlikte çalışabilmeleri için Bağdat'ta hükümet tarafından finanse edilen bir gözlem evi kurmuştu. Halife Memun'un gözlem evindeki bilim insanları Güneş Apocesi'nin zaman içinde değiştiğini keşfetmişti. Gün günümüzde Güneş apojesini galaksimiz ile birlikte hareket eden solar sistem nedeniyle değiştiğini biliyoruz. 1263 yılında inşa edilmiş olan İran'ın kuzeyindeki Meraka Gözlem Evi'nin kütüphanesinde 40 binden fazla kitap bulunuyordu. Gökbilimciler, gökbilimci Cemal Addin 1267 yılında Çin'e giderek gözlem evinde kullanılan aletleri tanıtmıştı. Bugün İran'da hala Meraka Gözlem Evi'nin temelleri görülebilir. 15. yüzyıl gökbilimci ve matematikçi Ulu Bey sultan olduğu dönemde Semerkant'ta bir gözlem evi kurmuştur. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.